Arkadaşlar merhabalar. Bir soru yorumda bir analitik geometri sorusu daha çözeceğim. Analitik böyle mümkün olunca aralarda çözmek istiyorum. Kendim zaten e, geometri oynatma listesinde analitikten arkadaşlar konu anlattım, soru çözdüm, yorum soruları çözdüm, e, dönüşümlerden de bahsettim falan. Yani analitiğe baya ayrıntılı vakit ayırdım. E, çalışmadıysanız çalışmanızı tavsiye ederim çünkü matematikte fonksiyon gibi, parabol gibi konularda da etkili... Olur da limit türev çıkarsa zaten oralarda da kullanıyoruz. Kendisi zaten başlı başına önemli. Çünkü hem TYT'de hem AYT'de çıkıyor. Ve fark ettiniz mi bilmiyorum ama özellikle mezun öğrenciler, geçen sene çalışanlar, analitikten arkadaşlar kolaydan çok zora bütün soru tipleri var sınavda. Hatta birçok kitaptan çok daha iyi sorular sordu ÖSYM. O yüzden öğrencileri zorluyor. Hele bir de işin içine böyle çizme sorusu falan girerse gerçekten o zaman iyice zorlayıcı olabiliyor. Biz şansımızı e, zora sokmadan önlemlerimizi alıp çok güzel çalışıp sınavda hangi soru çıkarsa çıksın karşımıza yapabilecek düzeye gelmeliyiz. Ben de bu anlamda gerçekten yardımcı oluyorum arkadaşlar. E, çizim sorularından kesme katlamalardan bu analitiği önemsediğim için çok önemli gördüğüm için yorum sorularından bahsettim. Şimdi aralarda da böyle e, birer soru yorumlarla eklemeler yapacağım çünkü burada biraz daha özgürüz vakit sıkıntımız yok. Bir soruyu gerekirse 5-6 dakikada çözme şansımız da oluyor. Hem de aralarda bilgileri hatırlatıyorum size. Burada da söylemek istediklerim var. Birincisi arkadaşlar analitik geometri sorularında size eğim verildiği zaman aslında orada tanjant alfa veriliyordur. O yüzden şekilli bir soruysa tanjant alfayı verdiği için örnek bir doğru var. Şöyle bir doğru olsun. Aslında sana böyle kenarların oranının 3 olduğunu söylüyordur. Kenarda dursun bu. Sonra grafik çizimli sorularda burada x'e 0 verirsin y'yi kestiği yeri bulursun. y'ye 0 verir x'e kestiği noktayı bulursun. Bu açıdan eğimi ben önemsiyorum grafikli sorularda. İkincisi bu soruda kullanacağız arkadaşlar. Bir doğru verildiğinde simetri alınırsa bir noktadan bir doğruya aslında şöyle orta nokta elde ediyoruz. D doğrusunun orta noktasından geçen daha doğrusu D doğrusunun kestiği AB doğrusunun orta noktasından geçen bir durum oluşuyor. Ve burada bakın D doğrusuyla AB doğrusu dik kesişiyor. Analitik yorumu zaten yapıyoruz ama geometriye bakan yorumu nedir? İkiz kenar. O yüzden bazı sorularda böyle birleştirerek parçaları ikiz kenar üçgen göreceğiz arkadaşlar. Bir de tabii ki son olarak şunu da ekleyeyim. Analitik sorularında arkadaşlar bir nokta verildiğinde aslında x eksenine ve y eksenine dik uzaklık vermiş oluyoruz. O yüzden bazı sorularda böyle bu soruda da olacak. Öklitler, dik üçgenler, pisagorlar, dikdörtgen kareler havada uçuşuyor arkadaşlar. Ona da dikkat etmemiz lazım. Bu tüyolarım ve yorumlarım eşliğinde bir soruyu isterseniz çözmeye çalışın. Sonra da ben çözeyim arkadaşlar. Bakalım şimdi soruya. Y eşittir 2x denmiş. Doğrunun eğimi var. Orijinden geçiyor zaten sıfıra sıfırdan geçiyor arkadaşlar. 6'ya K var biz K'yı bulacağız. C noktasının bu doğruya simetriyi K olduğuna göre şöyle dik kesiştiririm ve böylece C, CK'nın ortasından geçer OD doğrusu. Hemen şekilli bir soru olduğu için ben burada işte geometri yorumu yaparak OK'yı birleştiririm. Ve ikiz kenarı görürüm. O, K ile CO birbirine eşittir. Burada bile evet bir şeyler yaptık ama bu noktadan sonra artık yorumumuz başlayacak. Şu ikiyi kullanmalıyım. Ve arkadaşlar orta nokta ya analitiğin nimetlerinden de yararlanalım. C noktasının apsisi 0. K noktasının apsisi 6. O zaman şu nokta arkadaşlar T noktası olsun. T noktasının apsisi 0 artı 6 bölü 2'den 3 olacak. T noktasının apsisi 3 demek şuradan bir dik indirdiğimde gördüğünüz gibi T'den inen dikin 3 birim olması demek. Doğrunun eğimi de 2 olduğu için arkadaşlar böyle buraya P dersem PO da tanjanttan dolayı 6 olacak. Çünkü doğrunun eğimi bakın tanjant alfa 2 böylece Z'den dolayı yine alfa 2 oldu. Şimdi 90 derece 90 derece dikten dik indi. Öklit. Buraya bir A harfi verirsem A çarpı 6 9 olur. A buradan arkadaşlar 9 bölü 6'dan 3 bölü 2 gelir. Toplamda o zaman burası ne oldu? 6 bir buçuk daha 7 buçuk. İkiz kenar üçgenden OC 7 buçuksa OK da yedi buçuk. Zaten arkadaşlar K'nın apsisi 6 olduğu için şöyle bu KA uzunluğunu Pisagor'dan bulurum uzunca Pisagor yapmaya gerek var mı? Hayır. Çünkü 7,5 15'in yarısı. 12'nin yarısı 6 ve 9 12 15'ten böylece arkadaşlar 9'un yarısı 4,5 olacak k'nın uzunluğu. Bu şekilde bunun cevabını bulduk. Böyle güzel bir soru arkadaşlar. Diğer bir soru yorum videolarına da erişebilirsiniz. Geçen seneden beri anlatıyorum zaten. Daha eski konulardan, daha ilerideki konulardan yorum soruları var. Böyle dörder beşer dakika size faydalı olacağını düşündüğüm, aralarda da bilgiler verebileceğim sorular çözmeye çalışıyorum. Bu şekilde diğer bir soru yorumlarda da görüşmek üzere.